3 yıldızlı konaklama konforu, Edirne Hotel Şimşek'in katkılarıyla. Güvenli bir yolculuk için motor yağ ve yakıt katkıları Nano Borix'in sunduğu adım adım sıla yolu başlıyor. Çok şükür bizim gümrüklerimizde görev yapan personelimiz olsun, bilgisayar sistemlerimiz olsun, altyapımız olsun. Aynı şekilde bizimle beraber aynı sahada görev yapan emniyet personelimiz, pasaport sistemleri olsun. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Sistemsel anlamda herhangi bir sorunumuz yok, personel sorunumuz yok. Tam kapasite olarak çok şükür hazırız. Peki ne oldu dersek, ara peki hiçbir sorun yaşanmadı. Tahmin ettiğimiz gibi tatilin başlamasıyla beraber gurbetçilerimizin aynı anda yola çıkmasından kaynaklanan işte hafta sonları özellikle pazar günü öğleden sonra yoğunlaşan bir toplu gelişler var. Tabii bu toplu gelişlere biraz da Sırbistan kapılarında, Bulgaristan kapılarında ara molalar oluyor. Birdenbire salmalar oluyor. Bu salmalardan kaynaklanan toplu gelişler bize daha büyük bir yığılma haline yansıyor. Bu tabii bizim kapılarımızda bir anda normalde Kapıkule'nin mesela 500 araç birden bekleme alanı var. Bir anda kendinizi 500. sırada bulabiliyorsunuz. 500 araç beklediği için. Tabii 500. araca da ister istemez biz tüm kapasite çalışsak bile bazen yarım saat, bazen bir saat beklemeniz gerekebiliyor. Ama tabii vatandaşımız 30 saatlik yoldan geldiği için o yarım saat ona yarım gün gibi gelebiliyor. Genelde sıkıntımız bu yoğun zamanlardaki sabırsızlık. Birbirlerini beklememe, birbirlerinin hakkına riayet etmeme. Genelde bunları gözlemliyoruz. Onun dışında önemli bir şikayetimiz, sıkıntımız yok, olmadı. Tabii bizim gözlemlerimiz peki ne dersiniz? Gözlemlerimiz, biz her yıl ortalama %10 artış bekliyorduk. Ama bu sene özellikle Kapıkule'de %30 oldu artış ortalaması. Ama bazı günlerde bu %50, hatta %100 olan saatlerimiz oldu. Bir anda %100 tabii bir artış olunca sonuçta biz hazırız. Biz 24 saat buradayız, bizim için değişen bir şey yok. Ama tabii o %100'ün artışı olduğu anda kapımıza gelenler ister istemez birbirlerinden şikayet etmeye başlıyorlar. Çünkü bu kalabalık nereden geldi diyorlar, doğal olarak birbirlerinden şikayetçi oluyorlar. Peki bunun çözümü yok mu? Var. Biz de bunu zaten tahmin ettiğimiz için geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz canlı yayın kameralarımızı koyduk. Bu anlık yığılmalara karşı kameralara baksın gurbetçilerimiz. Hangi kapımız daha uygunsa orayı tercih etsinler dedik. Ancak anladığım kadarıyla evet bu kameralarımız büyük oranda seyrediliyor. Fakat uygulamaya henüz tam yansımadı gibi geliyor bana. Oradaki mesela gördüğümüz kadarıyla İpsala bu sene çok tercih edilmiyor. Keza Hamza Bey'le öyle. Yani yoğunluğu orada mesela boş görmelerine rağmen, o kapıların tamamen boş görünmesine rağmen o tarafa dönük bir teveccüh fazla göremedik. Herhalde Kapıkule'ye karşı fazla bir inanç var. Nasıl olsa biz Kapıkule'de hem yolları kolay geliyor hem de Kapıkule'nin kapasitesine sonsuz bir inanış var. Tabii bu hoşumuza gidiyor. O da ayrı bir konu. Ama tabii biz istiyoruz ki onlar da konforlu bir seyahatte bulunsunlar. Yani çok fazla yollarda beklemesinler. Birbirlerini fazla vakit kaybettirmesinler. Çünkü biz biliyoruz ki Kapıkule'deki bir saat onlara bir gün gibi gelir beklemek. O bir saati bile orada beklemelerini istemiyoruz. Normalde bu pazar günü öğleden sonraki yoğunlukları saymazsak ki onlar bizim hep tarih rekorlarımız oldu. Hep o günlerde biz tarih rekorlar kırdık. Onları saymazsak aslında ortalama bizim Kapıkule'nin Bulgaristan sınırından girişle Kapıkule sahasından çıkışı ortalama bekleme süresi 10 dakika, 15 dakika.
Yani gümrükteki ortalama işlem süreleri 5 dakika. Yani sıra kendisine geldiği anda evrakı doğru düzgün bir şekilde takdim ederlerse gümrükte 5 dakika sürer ortalama. Hatta daha önce gelmiş bir araçsa bu bize 2 dakikadır süresi. 2 dakika. Pasaportta diyelim ki bir araçta 4 kişi varsa da bulunma süresi 1 dakika. Yani normalde devlet memurlarıyla yüz yüze geçirdikleri süre ortalama 2 ila 3 dakikadır. Ama tabii aynı anda bir anda sahaya 500 kişi gelirse, 500 araç gelirse işte 500. sıradakine biz 26 bilgisayarla aynı anda çalışmamıza rağmen 26'yı 2 ile çarpın, 5 ile çarpın ne olur? Zaten çıkıyor ortaya. Yani o dakika süresi bir anda otomatikman artmış oluyor. Toplu halde nereye giderseniz gidin benzer sıkıntı. İşte bizim bayram trafiğinde yaşadığımız bayram tatilinde işte bu geçen hafta yaşadık zaten. Bayram trafiğiyle beraber gurbetçi sezonu da aynı ana gelindiği için o anda zaten bizim televizyondaki haberlerden de bunları gördük. Toplu haldeki her hareket aynı neticeye yol açıyor. Bu yüzden bizim kameraları takip ederlerse ve şey herhangi bir evrakta noksanlık olmazsa herhangi bir sorun yaşamaları mümkün değil. Burada bekleme süreleri vatandaşın belgelerini hazır tutmamasından mı kaynaklanıyor? Tabii şimdi mesela bir araçta 5 kişi var. Pasaportta tabii ki 5 kişinin pasaportunu birden uzatırsınız. Bu 5'ine de ihtiyaç var. Ama biliyorsunuz bizde pasaport işlemlerini emniyet personelimiz yapıyor. Gümrük işlemleri gümrük personeli yapıyor. İkisini ayrı biz bir fabrikadaki şey gibi düşünün. Seri imalat gibi. Yani bir değil mi, tezgahta sırayla değil mi? Birisi vidayı sıkar, öbürü başka bir şey vidayı sıkar, birisi paketler. Biliyorsunuz seri imalatın olduğu yerlerde sürecin hızlı akması için uzman personeller göre yapar. Şimdi ufak bir gümrükte mesela bunu veya ufak bir fabrikada bunu bir imalat tek kişi yapar. Ama büyük bir fabrikada öyle değil mi? Her vidayı farklı birisi sıkar ki orada seri imalat, yüzlerce binlerce aynı anda imalat yapmak için böyle bir sistem vardır. Bizde hem seri kontrol olsun, herhangi bir hata olmasın, hem de çok sayıda işlem yapılsın diye gümrükte pasaport işlemlerini ayrı bir eleman yapıyor. Ondan sonra da gümrük memurları sadece araçla ilgili işlemleri yapıyor. Yani biz içindeki insanlarla ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla pasaportu geçtikten sonra vatandaşımızın yoğunlaşması gereken şu konu var. Bu araç kim? Kimin üzerineyse, o araçta sahibi de eğer o arabadaysa, o araç sahibinin pasaportu lazım bize. Onun ruhsatı lazım. Sigorta poliçesi lazım. Başka bu üçünü hazırlayacak ve onları bize verecek. Diğerleri gümrüğü ilgilendirmiyor. Evet. Yani veya başkasının aracıysa da vekaletnamesi lazım. Evet. Emekliyse de emekli belgesi lazım. Yani asıl olan bir araç sahibinin pasaportu, aracın ruhsatı, sigortası. Bu üçünü bize sunarlarsa yeterli. Gümrük için söylüyorum. Ama diğer aynı anda araçta diyelim ki 4 kişi daha var. Onların da pasaportunu bizim memura uzatırsa doğal olarak bizim memur bu 4 pasaport içerisinden doğru pasaportu bulmaya çalışıyor. Açıyor tek tek hangisiydi acaba diye bakıyor. Doğal olarak o arada bir vakit kayboluyor. Yani bunları özellikle tabii arada 500 kişi daha beklerken yaparsanız bu her seferinde bizim memur bunun için atıyorum 30 saniye kaybetse bunun ciddi bir toplamda herkesin beklemesine bir otomatikman bir yansıması oluyor. Burada hani bir seri imalatta nasıl her saniye değerliyse bizim bunların hepsini dikkate almamız lazım. Mesela dün gene bir tarihi rekor kırdık. Toplam 12 saatte 5000 üzerinde aracın işlemi yapıldı. Yani ve bu yaklaşık da 20.000'e yakında yolcunun işlemi yapıldı. Yani bu 12 saatlik zaman dilimi içerisinde tarihi bir rekor.
Buna rağmen tabii vatandaşlar belki demiştir ya işte biz niye bu kadar bekliyoruz? Halbuki 12 saat içerisinde bu kadar işlemin yapılması tarihi bir rekor. Yani bunu öncelikle ben bu aracımızla bunu yapan arkadaşlarımızı, personelimizi tebrik ediyorum. Bu özel bir gayretin sonucunda olan şeyler. Öncelikle bu bayram günü, pazar günü tatil demeden çalışan arkadaşları, gayretli bir şekilde çalışan arkadaşları kutlamak lazım. Yani tam kapasiteyle bütün peronlar açık. 26 bilgisayar, 12 peronlu ama 26 bilgisayar biliyorsunuz var. Tamamı çalıştı. Zaten şunu da gördük ki 12 saatte 5000 küsur araç demek saatte 400 küsur araç demek. 450'ye yakın zannedersem araç demek. Dakikada 7 araç demek. Dakikada yani Türkiye'ye dakikada 7 üzerinde araç girmiş ve 8 saniyede aşağı yukarı 8-8,5 saniyede bir araç Türkiye'ye girmiş. Büyük bir rekor. Yani 8,5 saniyede bir aracın hem pasaport işlemleri, onun için dedi ki 5 tane insanın, bakın içinde ortalama 4 tane insan vardır. 4 kişinin pasaport işlemi yapılıyor. Hem de o aracın evrakına bakılıyor, ruhsatın bilgileri sisteme giriliyor. Çünkü bu araçların ruhsat bilgilerini biz bilmiyoruz. Plakaları yazılacak, şasi bilgisi yazılacak. Sigortası var mı yok mu sisteme kaydedilecek. Yani trafik sigortası olmadan biliyorsunuz dünyanın hiçbir ülkesinde bir araç trafiğe çıkamaz. Bizim maalesef Avrupa'daki çoğu yaralanmamıza rağmen bazı vatandaşlarımızın sigortaları Türkiye'yi kapsamaz şekilde yola çıkıyorlar. Normalde daha Almanya'dan, atıyorum Hollanda'dan, Avusturya'dan yola çıkarken bu şeylerin, sigorta poliçelerinin Türkiye'yi kapsayıp kapsamadıklarına bakmaları lazım. Maalesef biz buna çok sık rastlıyoruz. Bu yüzden de bunu kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef Avrupa ile o anlamda bir entegrasyonumuz da olmadı. İşte kimisi diyor efendim bunu kapsarlarsa fiyat şöyle artıyor, böyle artıyor. İşte sigorta şirketlerinin kendine göre politikaları var. Bunları bir aşabilsek bizim işimiz müthiş kolaylaşacak. Ben o zaman işte niye pasaportu ben düşünün yani sigortası var mı yok mu diye niye bakayım. Normalde biz bilsek ki Avrupa'da sigortası olan sigortası Türkiye'de de zaten geçerlidir. Bizim bakmamıza gerek yok deriz olur biter. Öyle değil mi? Avrupa'da birçok sigorta şirketi tarafından Türkiye'ye pek şeye alınmıyor. Dikkate alınmıyor maalesef. Burada Türkiye henüz daha riskli bölgelerin içinde gördükleri için birçok sigortada burada belki vatandaşlarımızın müşteri olarak ağırlıklarını koyup bu şirketleri bana göre yönlendirmeleri lazım. Yani sonuçta müşteri daima haklıdır. Sonuçta onlara para ödüyorlar. Bu şirketlere kardeşim sen beni müşteri yapacaksan bu. Hem de hiç fark almadı. Bana bu sigorta yapıyor musun, yapmıyor musun? Ben inanıyorum ki onların tamamı buna razı olacaktır. Müşteri kaybetmemek adına razı olur. Bu da bir rekabet yöntemidir. Bence bunu şey yapabilirsek, yaygınlaştırabilirsek biz de o zaman biliriz ki ya buraya gelenlerde sigorta sonu yok, bakmaya da gerek yok. Ne olur bir anda vakit kazanmış oluruz. Bu bize müthiş bir vakit kaybettiriyor. Bu bir. İkincisi de tabii araçların ruhsat bilgileri. Maalesef henüz Avrupa Birliği ile tam entegrasyonumuz olmadığı için araç plakasına baktığım zaman aracın diğer bilgileri bize gelmiyor. Aracı bir otomobil miydi, kamyon muydu, otobüs müydü onu bile bilmiyoruz. Sadece plak. Plaka bizim için fazla bir anlam ifade etmiyor ama sistem entegre olsa biz Türkiye'ye giren taş ne olduğu konusunda bir bilgi sahibi oluruz. Onun için de memurlar oturup tek tek bunları yeni bir kayıt işlemi başlatıyorlar. İşte bunlar bizim zamanımız alıyor. Yani sıfırdan bir aracın kaydı ortalama bizim 5 dakikamız alıyor. Çipli sistem sayesinde bu işlemler daha... Çipli olsa o yüzden benim bir önerim de eğer çipsiz şeyleri, ruhsatları mümkünse çipliyle değiştirsinler. Biz de en kısa zamanda onu uyumlu hale getireceğiz inşallah. Bunları okuyabilir. Barkoddur, kare koddur, çiptir.
Bu tip şeyler, bu tip süreçleri hızlandıran şeyler. Aynı HGS sisteminde olduğu gibi nasıl otoban ücretleri otomatik alınıyor. Bu tarz bir sistem otomatikman bizim buradaki hızımızı artıracaktır ki bu sene baktık ki hani %10 diyordum, %30'a çıkmış ortalaması. Gidişat öyle gösteriyor ki bu daha da artacak. Demek ki bizim artık bu rekorlar bizim için çok küçük rakamlar olacak ileride. Buna göre kendimizi hazırlamamız lazım. Rekorlar size yetmeyecek. Yok hocam, konu araçtan açılmışken vekaletsiz gelen oluyor mu hiç? Tabii ki. Maalesef. Ama bu çok yaygın değil. Yani bu tip konularda aşağı yukarı vatandaşlarımız bilgi sahibi. Ama az da olsa rastlıyoruz. Yani bizim en büyük istirhamız pasaport olarak bize sadece araç sahibinin pasaportunu ibraz etsinler. Araç sahibinin pasaportu, ruhsatı ve sigortası. Bu üçünü aynı anda bizim memura verirlerse süreç otomatikman 15-20 saniye daha uzun olur. Biliyorsunuz daha önce bizim eskiden barkod uygulamamızdan önce biz bir de pasaportlara kaşe uygulardık. Bizim memurlar daha sonra çıkışta kaşeye tekrar bakardı. Bir süre onun için vakit kaybederdik. O arada tabii ben gene 5 pasaport bize ifade edildi. O bey hangi pasaportta acaba kaşe var diye ona bakardı memur. Dolayısıyla bir anda 12 perondan çıkan herkes tek peronda, bir de onları kontrol ettirmek için beklerdi. Çok şükür bunları artık düşünmüyoruz. Şu anda bize en çok vakit kaybettiren yer aracın kayıt işleminin yapıldığı yer. Onu da inşallah elektronik ortama aktarabilirsek çok daha hızlı olacak. Yani şu anda peki mevcut duruma göre vatandaşımızın daha konforlu seyahat etmesi için gereken ne? Bir, ne olur hepiniz aynı anda yola çıkmayın. Aranızda bir 12 saat fark olsun. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Yani bu sadece Türkiye için söylemiyorum. Bu Almanya'nın otobanları için de geçerli, Avusturya'nın tünelleri için de geçerli, Sırbistan kapıları için de geçerli. Onlar da saatlerce vakit kaybediyorlar. Geçenlerde Hollanda'dan bir gurbetçimiz gelmiş. Hatta onun da geleceğini bana haberi de gelmişti. Pardon, Belçika'dan geliyor. Ya diyor, normalde diyor 10 saatte geçtiğimiz diyor Almanya'yı 20 saatte geçemedik. Habire diyor yollarda müthiş bir yığılma vardı. Sırf 10 saat zaten Almanya'nın yollarında kaybetmiş. Doğal olarak tabii neden? Toplu halde geldikleri için. Toplu halde gelmenin faturasını zaten daha yollarda ödüyorlar. Belki hani 5 saat sonra, 6 saat sonra yola çıksa o yoğunluğu yaşamayacak. Çok daha konforlu gelecek. Tabi normalde işte 24 saatte geleceği yolu zaten 40 saatte, 30 saatte gelince buraya zaten enerjisi bitmiş vaziyette geliyor. Buradaki artık ona 10 dakika, 10 saat gibi gelmeye başlıyor. Doğal olarak bir kere öncelikle hep beraber yola çıkmama. Ha diyelim ki çıktık. O zaman ne olacak? Elimizde cep telefonumuz var. Trakya GTB GoTR'ye giriyoruz. Buradan kameralara bakıyoruz. Bu kamerada hangi kamera, hangi kapı daha boş? Mesela Niş'e geldiniz veya Sofya'ya geldiniz. Sofya'dayken kameraların durumuna göre hangi kapıyı seçeceğinizi bileceksiniz. Ha ezbere ben söyleyeyim. Pazar günü öğleden sonra mümkün olduğu kadar Kapıkule'de olmayın. Pazar günü öğleden sonra. Bakın çok fazla bir şey diye. Onun dışında ne zaman gelirseniz gelin. Yani pazar günü öğleden sonraları sizin için pek iyi olmaz. Yani kalabalık olur. Biz zaten buradayız. Bizim için fark etmiyor. Biz zaten buradayız. Bakın biz şu anda bugün pazartesi günü öğleden sonra gene bizim arkadaşlar tam kapasite çalışıyor. Sorun değil bizim için. Ama siz kuyruk görmüyorsunuz şu anda gelirsiniz. Ama dün bu saatlerde olsaydınız 500. kişi olarak sahaya girmiş olacaktınız. 500 kişi bekleyecektiniz. Yani karar sizin. Birinci kişi olarak mı girmek istersiniz sahadan içeri, 500. kişi olarak. Doğal olarak ister istemez bir anda anlık bir şey oluyor. Biraz da tabii bizden önce işte Sırbistan'da bazen olabiliyor, Bulgaristan'da olabiliyor. Orada bazen gümrüklerde bir arıza oluyor veya bir mola oluyor. Orada bir anda herkes birikiyor. Orada
birikenleri onlar anında bırakabiliyorlar. Yani bir kapalı olan bir yolu açmak gibi. Çünkü onlar bizim gibi gümrük işlemi yapmıyorlar. Sadece çıkanlara pasaportları kontrol eder o kadar. Bir araç kaydıyla meşgul olmuyorlar. Çünkü onların araç kaydetmek gibi bir ihtiyaçları yok. Çünkü biliyorlar ki o araç zaten bir saat sonra ülkelerini terk edecek. O yüzden bunun için zaman harcamaya gerek görmüyorlar. Ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Biz bu araçları trafiğe sokacağız. Bunlar günlerce, aylarca karayollarımızda dolaşacak. Herhangi bir kazaya karışabilir, başka insanların canına, malına zarar verebilir. İster istemez bunların sisteme kaydedilmesi lazım. Dolayısıyla bu kayıt işlemi bizim zamanımızı alıyor. Aynı anda binlerce aracın geldiği zaman binlerce aracı yeni sisteme kaydetmemiz gerekiyor. Burada biz bunun için 26 bilgisayar, 26 personel aynı anda çalışıyor. Yani 26 aracı aynı anda işlemi yapıyoruz. Bu bile yetti. Halbuki aralarında bir kaç saat fark olsa o kadar onların da beklemelerine gerek kalmayacak. Biz de o arada bazen işte bekleyenler arasında bazen sıra kavgası çıkıyor. Birbirlerinin haklarına riayet etmiyorlar. Personel işi gücü bırakıyor, onların sırasıyla ilgilenmek zorunda kalıyor. Tabii bu otomatikman süreyi daha da uzatıyor. Kısaltmıyor, uzatıyor yani. Hala kornaya basıyorlar, birbirlerinin önüne geçiyorlar, birbirlerine kornaya basıyorlar. Bu tabii zannettikleri gibi işte süreci hızlandırmıyor. Bunlar yavaşlatıyor. Çünkü o arada personel de stres artıyor. Belki bir yanlış tuşa basıyor vesaire oluyor. Ne oluyor? İşler hızlı yürümüyor, yavaş yürüyor. Yani dediğim gibi zaten bizim personelimiz zaten 24 saat görev başında. Yani onların geleceğini biz biliyoruz zaten. Yani onlar geldi diye biz evden personel çağırmıyoruz. Onlar zaten biliyor bunu. Biz hangi gün, kimin ne kadar geleceğini zaten biliyoruz. Yani kornaya basınca memurlar işe başlıyor diye bir şey yok yani. Yani o yüzden evet biliyoruz yaptıkları iş, seyahat yorucu bir seyahat, kolay değil. Bir sürü yoldan geliyorlar. Ama sabırlı olmak zorundalar. Çünkü bir nefeste geldikleri bir yol değil bu. Bir de dönecekler bu yol. Yani bunu bir keyif haline getirmiyorlar. Zaten ben farkındayım. Bu sizin sıra yolu, komunda şeyleri, müdavimleri bakıyorum. Bunu artık bir hayat tarzı haline getirmiştir. Klasik bir seyahat olmayı artık aşmış. Bunu bir keyif haline, bir safari gibi. Değil mi? Bunu sadece bir yerden bir yere ulaşmak değil, bu yoldaki maceraları başkalarıyla paylaşmak, askerlik hatıraları gibi yaşadıklarını paylaşarak bundan keyif almayı bilenler var. Bence bunun keyfini çıkarmanın yollarını arasınlar. Yoksa 5 dakika evvel gitmek için aşırı sürat yaparak can emniyetlerini içe sayarak yola çıkmak veya başka insanların yollarını kesmek, onların sırasını almak, onların sırasını kapmak, başkasının hakkını yemek, bu tip şeylerle keyif almak değil, tam tersine gezdikleri, gördükleri yerlerde yeni yeni manzaralar, yeni yeni insanlar görmek, öyle değil mi? Yeni yeni hoş hadiseler yaşamak, hatırada güzel şeyler bırakabilmek, hoş bir sada bırakabilmek bence en güzel. Olayın keyifli yanlarını görmek lazım. Eğlenceli bir hale getirmek. Tabii acele etmemek, dinlene, hiç acele etmeden. Yani bir günde mesela Türkiye'de belki bir gün eksik geçirirsiniz ama o arada belki Sırbistan'ı gezersiniz, belki Bulgaristan'ı gezersiniz, belki Avusturya'yı gezersiniz, belki Almanya'nın görmediğiniz bir şehrini gezersiniz. Yani bu da bir kazanç olarak görülmeli bence. Peki hocam, kısaca hani daha dönüş sezonuna geçmedik ama dönüş sezonunda herhangi bir sıkıntı bekliyorsunuz. Şimdi bu girişteki bir rekorları görünce açıkçası dönüş için şimdiden endişelenmeye başladım. Bu gelişim bir de dönüş var diyorsunuz. Tabii yani doğal olarak girenler bizde kalmayacağına göre bunlar bir şekilde dönecekler. İster istemez gene aynı anda aynı saatlerde dönerlerse aynı sıkıntılar gene bizi bekliyor. Bu sefer peki dönüş ne zaman oluyor? Perşembe, cuma oluyor. Özellikle cuma günü öğleden sonra çok ciddi Kapıkule'de başta olmak üzere beklemeler oluşuyor. Peki bekleten kim? Biz miyiz? Değiliz. Yani kesinlikle
bizim kapı dönüşteki beklemelerin %100, 99 değil, %100 beklemelerin sebebi Türkiye gümrükleri veya Türkiye polisleri değil. Tamamen karşımızdaki Bulgar veya Yunan emniyetinin, gümrüğünün kontrolleri. Çoğunlukla da emniyet. Orada biliyorsunuz bu şu anda gündemde olan göçmen kaçakçılığı. Kendilerine sunulan pasaportlar gerçek midir, değil midir, vizesi var mıdır, yok mudur, kaçak yolcusu var mıdır, yok mudur, en çok onlara vakit harcıyorlar. Bu da ister istemez, onların tabii bizim kadar altyapıları geniş olmadığı için biraz zaman alıyor. Ve kendi sahalarında bekleme yerleri çok geniş olmadığı için doğal olarak o kuyruk bizim sahamıza sarkıyor. Ve bizim sahamızda bekliyorlar sırayı. Bizim sahamızda beklerken de her tabii haberlerde Kapıkule'de dönüş kuyruğu diye haber yapılıyor. Aslında bizimle hiç alakası olmayan bir kuyruk ama maalesef bizim sahamız bekleme alanı olarak kullanılıyor. Bizde işi bitti yani, çünkü biz çıkarken gümrük olarak yaptığımız bir şey yok. Biz zaten onu girerken kaydını, plakasını sisteme kaydetmişiz zaten. Bizim kameralar onu görünce hemen biz tanıyoruz diyor, hemen gitsin diyor. Sıkıntı yok diyor. Sistem bunu otomatik tanıyor zaten. Yani sistem onun plakasını gördüğü anda falanca gelmiş diyor. Çıkmasında hiçbir engel yoktur diye bizim memur sadece bir tuşa basıp gönderiyor. Yani çıkış yapmak bizim için iş değil. Yani kesinlikle onun sorunu, kaynağı biz değiliz. Bunu özellikle vatandaşlarımız bilmeli. Tabii burada peki hızlandırmak için ne yapabiliriz? Bir, mümkün olduğu kadar gene dönüş zamanlarında cuma öğleden sonra Kapıkule'de veya diğer kapılarımızda olacak şekilde gelmesidir. En yoğun zamanlar o zamanlar oluyor. İkincisi, yine araçlarında evrakları tam olsunlar. Çünkü karşı tarafta da aynı şekilde işlemlerin hızlı yürümesi için şey olması gerekiyor. O evrakları hazır bekletmeleri gerekiyor. Seri bir şekilde oradaki işlemler yapılsın. Üçüncüsü de o ülkenin yasak dediği bazı eşyalar var. O eşyaları yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Hele hele yanlarında göçmen, kaçak göçmen vesaire gibi böyle bir şey çok dikkat etmeye lazım. Yani bindik araçlarına kaçak bir ve onlardan habersiz birileri binerse ve öyle bir olay yakalanırsa bir anda onlar alarm seviyesini artırıyorlar ve daha detaylı aramalara başlıyor bu sefer. Ve bunun cezasını herkes çekiyor. O yüzden böyle zamanlarda araçlarımıza yabancı şahısların binmediğinden emin olmamız lazım. Yoksa onun faturasını o gruptaki herkes çekiyor. O gün bir anda daha sıkı denetim başlıyor. Süreç daha da sıkıntılı hale geliyor. Bunu yapanlar tabii karşımızdaki Bulgar veya Yunan gümrükleri ve daha doğrusu sınır polisleri. Biliyorsunuz onlar sınır polisleri bu işleri yapıyor. O yüzden dönüşte mümkün olduğu kadar son dakikaya kalmasınlar. Daha önce dönmeye çalışsınlar. Ve evrakları hazır olsun. Yani dediğim gibi, yani son dakikaya kalarak bir streste gitmektense bir gün önceden gitmek, iki gün önceden gitmek, geze geze gitmek bu işi çok daha kolaylaştıracaktır. Yine aynı şekilde biliyorsunuz bizim kameralarımız dönüşte de hizmet veriyor. Evet. Baksınlar, bizim 5 tane gümrük kapımızda kameralar o sahada kaç kişinin aşağı yukarı beklediğini gösteriyor. Oraya bakarlarsa hangi sahanın daha boş olduğunu göreceklerdir. Bizim internet sayfamıza baksınlar, Trakya GTB.gov.tr. Orada anlık uyarılarımız olacaktır. Oradan da anlık herhangi bir problem varsa onları görme şansları var. Onlardan da faydalanabilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gurbetçilerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum.
Nereden geliyorsunuz? Fransa. Fransa'dan geliyorsunuz. Evet. Ne zaman çıktınız yola? Dün üçte çıktım. Dün üçte çıktınız. Ha. Yolda bir sorunla karşılaştınız mı? Yok, Allah aşkına. Bir Bulgar evet. Var işte. Bulgar'ın her zaman var ya. Bulgar yani. Evet. Peki. Üç yıldızlı konaklama konforu Edirne Hotel Şimşek'in katkılarıyla. Güvenli bir yolculuk için motor yağ ve yakıt katkıları Nano Borix adım adım sıla yolunu sundu.